Siz de su içtiniz mi güzel yapraklar? İçtiniz mi, içmediniz mi? Peki ya sen? Ay, ah güzel çiçek. Tam seni sulayacaktım. Ne oldu anlamadım. Gaga, seni görmek, sesini duymak çok güzel. Çiçekler onlarla konuştuğun için mi böyle güzel açıyor acaba? Olabilir Ege, olabilir. Onlara iyi bakıyoruz bence. Seviyoruz, suluyoruz. Ama sular kesildi galiba. Bu çiçekleri suladım, bunları sulayamadım. Dur bakalım. Sular kesilmemiş Gaga. Hortum çıkmış. Burası göl olmuş. Dikkat, çok yaklaşma buraya. İşte şimdi oldu. Sen de mi su istiyorsun Ege? Gaga. Bu kadar yeter. İşte şimdi sıra sizde güzel çiçekler. Baksana, çiçeklerin yaprakları kuru. Toprak ıslandı, gövdeleri de ıslandı ama yaprakları kuru. Su onlara ulaşmıyor mu? Haklısın, yapraklar kuru. Ama çiçeğin yapraklarına su ulaşmasaydı, beslenemeselerdi, sararıp solmazlar mıydı? Kuruyup dökülmezler miydi? Evet, kururlardı, dökülürlerdi. Kaç gündür düşünüp duruyorum Ege. Merak ediyorum işte. Meraklıyım, meraklıyım. Dondara dön dondaran. Doğa dedektifi Gaga, doğa dedektifi Ege'yi de meraklandırdı sonunda. Çiçek yapraklarına suyun ulaştığını görmenin bir yolu olmalı. Defterle düşünelim istersen. Ege! Bu değil. İşte defterimiz. Çamur olmadı Ege. Merak etme. Havluyu da alabilir miyim Gaga? Yanıtını bulmamız gereken sorular şunlar. Su çiçeklerin yapraklarına ulaşır mı? Yoksa sadece çiçeklerin kökleri ve gövdeleri mi su içer? Bir deney yaparak bu soruların yanıtını bulmaya çalışalım. İhtiyacımız olan şeyler beyaz yapraklı çiçekler. Çünkü renkli yapraklarda renk değişimini görmekte zorlanabiliriz. Gıda boyasıyla renklendirilmiş birkaç bardak su. Bu deneyi kolayca yapabiliriz bence. Papatyalar, dalınızda çok güzelsiniz. Sizi koparmak istemezdim ama çok önemli bir deneye tanıklık edeceksiniz. Siz deneyimize katılmak ister misiniz? Hadi Gaga, oyalanma. Ben eve gidiyorum. Sen çiçekleri getirebilirsen deneyimize başlarız hemen. Müzik
Ben en iyisi şurada durayım. Masa ne kadar da küçükmüş. Sorun değil Gaga. Sular döküldü sadece. Hazırsan deneyimize başlayalım. Renk seçmek ister misin? Mavi olsun, mavi olsun. O zaman bu bardağa mavi gıda boyası karıştıralım. Buna da kırmızı. Bu çiçeği bu bardağa, bu çiçeği bu bardağa koyalım. Ve sakin sakin deneyin sonucunu bekleyelim o zaman. Sabırlı olalım, sabırlı olalım. Ege, ne oldu, ne oldu? Gel Gaga, yakından daha iyi görebilirsin. Yapraklar renkleniyor Ege. Bak, bak. Evet Gaga. Su yavaş yavaş yapraklara ulaşıyor. Yaşasın. Yapraklar da su içiyormuş. Başka boyalar da kullanalım. Rengarenk çiçekler yapalım. Tamam Gaga. Hadi başlayalım. Doğa dedektifi Gaga çok meraklıdır. Çok sabırlıdır. İyi bir gözlemcidir. Çevresinde neler olup bitiyor takip eder. Deney yapmayı sever. Yani doğa dedektifi olmak için gereken tüm özellikler Gaga'da var. Çiçeklerin su ve topraktaki minerallerle beslendiklerini biliyorduk. Ama ya yapraklar? Su onlara kadar ulaşıyor muydu? Gaga'nın merakı sayesinde yeni bir şey gözlemlemiş olduk. Beyaz papatyaları gıda boyası karıştırdığımız su dolu bardaklara koyduk. Yapraklar yavaş yavaş renklenmeye başladı. Aradığımız yanıtı bulmuş olduk. Demek ki su çiçeğin yapraklarına kadar ulaşıyormuş. Gaga topladığı diğer papatyaları da sarı, yeşil ve turuncu renklerdeki gıda boyaları karıştırdığımız su dolu bardaklara koydu. Rengarenk bir çiçek demetimiz oldu. Çiçek demetini anneme verdik. Onu kocaman gülümsettik. Thank you.